Selamlar herkese. Özel yayında spikerlik ve sunuculuğa dair bugün konuğumuz sunucu Ayşegül Bıçkıcı. Ayşegül Bıçkıcı, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Han Bey, merhabalar. Londra'dan ana vatana, Türkiye'ye, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyoruz biz de bu bağlantı için. Spikerliğe ve sunuculuğa dair konuşuyoruz. Bu anlamda sizin sunuculuk hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Çok uzun bir yol aslında. Şöyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkoloji bölümünü bitirdim. Sonrasında Türk Dil Bilimcisi vasfıyla oradan mezun oldum ve yine aynı üniversitede eğitim formasyonumu da aldım. Daha sonra yüksek lisansımı Yeni Türk Edebiyatı'nda yapmaya başladım. Tabii ki eğitim formasyonu ile birlikte aynı zamanda öğretmenlik başvurusu da yapmıştık. Öğretmenliğe de başladım. Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü ve aslında yeni mezun bir öğretmenin yürütmesinin gerçekten zor olabileceğini düşündüğümüz bir yerde başlamıştım. Ancak gerçekten çok büyük feyiz aldım okuldan. Oradaki öğretmen arkadaşlarımı buradan da bu vesileyle selam sevgi gönderiyorum. Sonrasında amacım Yeni Türk Edebiyatı'nda ya da dilde bir şekilde ilerlemekti. Ancak sahada olmak beni biraz daha fazla cezbetti. Daha sonra öğretmenlik yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi etkinlik sunuculuğuna başladım. Orada sevgili hocalarım Torun Karacaoğlu'nun çok emeği geçmiştir bana. Erhan Yazıcıoğlu, Sırrı Er, Torun Karacaoğlu. Özellikle rahmetli Torun hocam dedi ki, evladım dedi, sende doğal bir TRT tıslaması var. Al bu sesini, git bir demo doldur. Demo çıkart. Sonrasında gel bakalım ne yapabileceğiz. Tabii benim için çok uzak bir şeydi televizyon. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde etkinlik sunuculuğu yapıyordum. Ve büyük kitlelere hitap etmek gerçekten öğretmenin, siz de biliyorsunuz, eğitimcisiniz. Öğretmenin zaten yaptığı, tecrübeli olduğu ve kitleleri, sınıfı yönetmek alanında zaten tecrübe sahibi olduğu bir şey. Ancak ekran bambaşka bir şeydi benim için. Yıllar öncesinden bahsediyoruz tabii. Çok fazla detay vermeyelim, yaşımız ortaya çıkmasın ama Torun hocamın bu tavsiyesiyle birlikte yolumuz Hakan Öztürk'le kesişti. Daha sonrasında Tuna Huş, sevgili hocam Mustafa Yolaşan ve habercilikte Doğan Şentürk Fox TV'den onların çok emeği geçmiştir. Haber yazma teknikleri ve sunuculuk, spikerlik adına çok fazla şey katmışlardır. Çok fazla gerçekten yol göstermişlerdir. Bu alanda oraya gelmeden önce yaptığımız başka işler de vardı tabii. Editörlük, İstanbul İş Bankası Kültür Yayınları'nda editör, başka yayın evlerinde, yayın evinde genel yayın yönetmenliği, redaktörlük ya da editörlük yapmaya da devam ediyordum aynı zamanda. Ama bu sunuculuk beni gerçekten cezbetmeye başlamıştı. Sonra birden kendimi canlı yayında buldum diyebilirim. O ilk canlı yayın tecrübesini özellikle şu anda sunucu olmak hevesiyle ekrana koşan spiker ya da sunucu adayı arkadaşlara anlatmak istiyorum. Gerçekten çok zor bir deneyimdi. Bir anda kendini o kadar geniş kitlelere hitap eden deneyimli bir sunucu olsanız da bir kameranın karşısında olmak gerçekten son derece zor bir şey. Çünkü herhangi bir temas edebileceğiniz kimse yok. Sadece bir cama, bir ekrana konuşuyorsunuz. Burada devreye sizin birikiminiz, altyapınız, geçmişiniz giriyor. O nedenle spikerlik ve sunuculuk gerçekten çok zor, çok zor bir meslek. Özellikle haber alanında. Evet. Tabii siz girişte de bazı noktalarından bahsettiniz ama her mesleğin tabii kendine göre iyisine işaret eden, iyi emare eden özellikleri var. Bu anlamda hani
ilave etmek gerekirse sizce iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir? Nelerden bahsedebiliriz bu kıstaslar içinde? Sunucu özellikle çok geniş kitlelere hitap etme özelliğine sahip olan bir kişi. Meslek olarak söylediği her kelime çok geniş kitlelere mal edilebilir. Altyapısının öncelikle kuvvetli olması gerekiyor. Bu birinci kural. İyi tarafları çok fazla, ancak riskli tarafları daha fazla. Söyleyeceği ağzından çıkan her kelimeyi tartarak söylemesi ve bir bilgi süzgecinden geçirmek zorunda olması onda gerçekten büyük bir baskı yaratıyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dil konusunda bir dil bilimci olduğum için onu öncelemek zorundayım. Konuştuğu cümlenin ulaşacağı mesajı iyi hesap ederek ağzından çıkarması gerekiyor. Ve dil kuralları onun için gerçekten çok çok önemli. Dil kurallarını kullanırken, karşıya ulaştırırken kitleye karşı da büyük bir sorumluluk sahibi olduğunun bilincinde olması gerekli. O nedenle öğretmenler gibi sunucular, spikerler de topluma karşı kendilerine dil konusunda çok önemli bir misyon yüklediklerini bilmek zorundalar. Özellikle biliyorsunuz hem yazarken hem konuşurken kullandığımız çok fazla anlatım bozuklukları, yazım yanlışları, bunları hepimiz yaparız günlük yaşamda. Bunun kitlelere yayılması, öğrenilmesi, halk içinde de bilinçlendirilmesi konusunda Londra'da da büyük çalışmalar yapıyorum. Türkiye'de de yapıyordum. Bir spiker, bir sunucu olarak da sorumluluğum bir öğretmen vasfından sonra ikiye katlanmış oldu. Tabii ki size daha fazla insan görüyor, daha fazla kitlelere ulaşıyorsunuz. Bu nedenle de evet, bu bir baskı oluşturuyor, ancak insanın motivasyonu açısından da gerçekten çok geliştirici bir durum. Spikerlik ve sunuculuk evet zor, büyük sorumluluk yükleyen bir meslek, ama çok da güzel tarafları var. Böyle güzel bir misyonu yükleyip de bunu kendi üzerinizde insanlara sunuyor olmak bir tarafıyla da gurur verici diyebilirim. Evet. Tabii siz de hem bir yandan stresli yanlarından da bahsetmiş oldunuz. Mesleğin özelliklerinden bahsettiniz. Bize böyle ilk aklınıza gelen spikerliğe, sunuculuğa dair mesleki bir anınızı anlatır mısınız? İlk aklınıza gelen. O çok var aslında. Kesinlikle. Haber biliyorsunuz, haber gerçekten çok önemli bir şey. Benim ilk lisansım Türkolojiydi, Türk Dil Bilimciliği. Bu alanda çok fazla çalışma yaptım, çok da keyifli yaptım. Sonra haber spikerliğine başlayınca bir anda kendimi ekranda bulduktan sonra haber spikerliğine başlayınca kendimi daha fazla geliştirme ihtiyacı duydum. Ve İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okumaya başladım. Kanalda özellikle gece yayını yaptığımız zaman bülten aralarında arkadaşlarım beni sürekli elimde kitap, defter çalışırken görüyorlardı. Ya İngilizce çalışıyordum, ya işte hukuk çalışıyordum, gazeteciliğin diğer derslerine. Ve sonrasında bu da yetmedi. Değişik alanlarda eğitim almaya başladım. Yabancılara Türkçe alanında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde uzmanlık aldım. Bu burada, Londra'da gerçekten çok çok işime yaradı. Şimdi aklıma bir taraftan seçmeye çalışıyorum sizinle konuşurken. Çok fazla anı var, ama az önce söylediğim gibi hep son dakikadır. Haber spikerinin çalışma alanı son dakikalarla ilgilidir. Son dakika bir afet haberi olabilir, bir biliyorsunuz takip haberi olabilir. Bununla ilgili aklımda iki örnek var. Şu anda haberden bahsetmeyeyim, ama yaptığım en uzun yayın diyebilirim, 24 saat sürmüştü. 24 saat haber takibi, bize gelen istihbarat sonucu, 24 saat boyunca beklediğimiz bir haberin 20. saatte yayına gireceğinin haberinin gelmesi ve sonrasında uykulu gözlerle habere başlayacağımızı zannettiğimizde kesemeyeceğimiz bir
yayının, bir Kur'an okuma yayınının olması bize çok ilginç gelmişti gerçekten. Sonrasında o büyük koşuşturma, o büyük hazırlık, bütün gece boyunca yapılan hazırlık sonrası sizin canlı yayınlarınız, canlı bağlantılarınız hepsi çok daha rutin bir şekilde devam etmişti. Bu çok önemli bir son dakika gelişmesiydi. Sonra hiç unutmam bir başka anım. Ekrana geçtiğinizde herkes zanneder ki siz makyajınızı yapıp işte giyinip kuşanıp ekran karşısındasınız. Ancak içeride işler çok başkadır. Bildiğiniz gibi çok büyük bir emek vardır haber işinde. Yönetmenimiz, istihbarat şefimiz, sesçimizden ışıkçımıza tutun. Orada herkesin çok ciddi bir emeği vardır. Editörlerimiz elbette bize haberi hazırlayan. O emeğin karşılığını vermekte bizim üzerimizde yaratılan baskı gitgide artar ama o yayını çevirmek zorundasınızdır bir taraftan da. Yine çok zorlu bir yayın atlattıktan sonra yönetmenimden bana Ayşegül şahane bir yayın oldu, çok çok teşekkür ederim dedikten sonra sesi aldım, komutu geldi. Ben yayın bittiğinden o kadar eminim ki hoşça kalın, bir sonraki bültende görüşmek üzere diye vedalaştıktan sonra Jimmy diye bir kameramız vardır bizim, biliyorsunuz üstten alır ve uzun bir turla kapatır. Sevgili yönetmenim Kadir, burada kulakları çınlasın beni duyuyorsa eğer. Biraz uzatmış ve daha güzel bir görüntü almak için daha gezdirmiş kamerayı ve o sırada ben onun teşekkürüne teşekkürle cevap verdim ama uzun bir gülümseyişle. Tabii bu da haberin sonunda yayına girmiş oldu. Aman dediler, yapmasaydın ama o kadar güzel gülümsemişsin ki neyse bu da kalsın haydi bakalım dediler. Sonrasında yayın dönüşünde onu aldığımızda hepimiz birden gülümsemiştik. Evet. Tabii ki ekranda izleyicilere herhangi bir şey hissettirilmedi. Onlar sadece haber sonunda gülümseyen bir spiker görmüş oldular oradan. Evet. Tabii biz geçtiğimiz yıl ilk defa 13 Mayıs'ta aynı zamanda Türk Dil Bayramı olarak kutlanan günü Spikerler ve Sunucular Günü olarak kutlamaya başladık. Spikerler Platformu Kırmızı Türk olarak. Bu yıl ikincisi tabii. Hani şu an tabii bütün dünya salgın süreci yaşıyor. Bu anlamda biz de bugüne dair çalışmalar yapıyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Öncelikle Spikerler ve Sunucular Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle... Hem bugüne dair hem zaten özellikle amacımız da oydu. Türk Dil Bayramı'na denk gelişi de oradan vesile. Medyada Türkçenin kullanımına dair ki zaten siz de bahsettiniz. Siz bir dil bilimcisiniz. Zaten o konudaki önceliğinizi, o konudaki hassasiyetinizi vurguladınız. Bu anlamda hem medyada Türkçenin kullanımı hem de bugüne dair neler söylersiniz? Öncelikle ben Spikerler Platformu için size çok çok teşekkür ediyorum. Spikerler ve sunucuların böyle bir platforma gerçekten çok ihtiyacı vardı. Bu konuya insanların yüzlerini çevirmelerini sağladığınız ve dikkat çektiğiniz için çalışmalarınızı takip ediyorum ve uzaktan sizi tebrik ve takdir ediyorum. Özellikle Dil Bayramı'na gelmiş olması bunun çok manidar bir durum ve gerçekten faydalı. Dilin gelişimiyle ilgili, dilin medyadaki kullanımıyla ilgili söyleyecek o kadar fazla şey var ki, bildiğiniz gibi spikerler ve sunucular gerçekten çok büyük bir misyon üstleniyorlar. Gazeteciler de keza aynı şekilde. Yapılan tek bir hata uzayıp devam edip gidiyor. Doğru devam etmez ama yanlış öyle bir devam eder ki bunu takip etmek, düzeltmek sonrasında çok daha zor olabiliyor. O nedenle herkesin, hep deriz ya, her öğretmen bir Türkçe öğretmenidir. Hocam siz de bilirsiniz. Evet. Bir matematik öğretmeni de Türkçe öğretmenidir. Bir fen bilgisi öğretmeni de Türkçe öğretmenidir. Keza bir Türkçe öğretmeni zaten Türkçe öğretmenidir. Hem bu dili doğru kurallarına göre kullanmak, hem gerçekten edepli kullanmaya özendirmek, hem de bunu yaymak için, doğru olanı yaymak için çaba sarf etmek, önce öğretmenlerin, özür dilerim, önce ailelerin, sonra öğretmenlerin, sonra medyanın görevi. Çünkü
Bütün sosyal ve siyasal hareketlilikler, bildiğiniz gibi kültürel hareketlilikler medya gücüyle başlıyor. Bir gazete yazısıyla dünya yerinden oynayabilir. Televizyonun da bu konuda üstlendiği çok büyük bir görev var. Her kelime, alacağımız her konuk, söyleyeceğimiz her cümle halk tarafından doğru olarak kabul edilip benimsenebilir, benimseniyor da. O nedenle öncelikle çok ciddi bir eğitim şart diyoruz ya, çok ciddi bir eğitim olması gerekiyor. Kanallarda bile bunu doğru yapamayan hala var. Hala kanallar var, spikerler var, yeni elbette yetişenler var. Bunun üzerine çok fazla gitmek gerekiyor. Ben başka bir konuya daha, başka bir başlık daha açmak istiyorum. Elbette dil kuralları biraz akademik kalıyor halkın geneli için baktığımızda. Ancak diksiyon kuralları, yani konuşma dili. Herkes diyor ki biz zaten konuşuyoruz, biz neden konuşma dilini öğrenelim? Herkes diyor ki Türkçe zaten yazıldığı gibi konuşulan bir dil. Öyle değil mi? Biz yazdığımız gibi konuşuyoruz. Ben de diyorum ki Türkçe yazıldığı gibi konuşulan diller arasında 12. sırada. O nedenle Türkçe her 5 yılda bir çıkartılan yazım kılavuzunun sebebi de bu, değil mi hocam? 5 yılda bir yazım kılavuzu çıkartılıyor. Çünkü Türkçe'de de diğer dillerde olduğu gibi birleşen, bitişik yazılan, ayrı yazılan kelimeler, cep telefonu diye bir kelime yoktu da harcığımızda daha önce. Oysa ki şu anda cep dediğimizde cep telefonu kelimesinin aklımıza ilk olarak aklımıza geldiğinin farkındayız. Bu nedenle bu yıllarca değişimi bir şekilde insanlara aktarmak gerekiyor. Yani konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Londra'da da benim ilk yaptığım çalışmalardan bir tanesi bu aslında. Burada hem bir ekran önündeki, halkın gözünün önündeki bir örnek olarak hem de bir öğretmen olarak bu vazifeyi elimden geldiğince doğru yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce festival sunumları yapmaya başladım. Sunuculuğun, etkinlik sunumlarının çok önemli bir görev olduğunu bir şekilde burada herkes zaten biliyordu. Daha da önemi arttı diye düşünüyorum. Türkçe sunum, Türkçe kurallarına uygun sunum. Zaten sunum metinleri de ayrı bir edebi metindir bildiğiniz gibi. Onları hazırlama kuralları burada daha da yaygınlaştı. Ve diğer taraftan Türk dilinin kullanımı ile ilgili diksiyon kuralları ile ilgili dersler vermeye başladım. Diksiyon dersleri, beden dili dersleri, etkili iletişim dersleri. Burada biliyorsunuz biz Türkçeden uzağız ve ülkeden ne kadar uzaksanız yıllar boyunca temas yüzeyiniz daha da azalıyor kendi dilinizle ve değişikliklerden de uzak oluyorsunuz. Dolayısıyla yıllar önce buraya gelip yerleşmiş olan gurbetçilerimiz diyeceğim, buradaki vatandaşlarımız, onlar Türkçeden uzaklar ve hem İngilizce hem belki kendi dillerinden, kendi yaşadıkları yöreden getirmiş oldukları ağız özellikleriyle Türkçenin kullanımı bir süre sonra anlaşılmaz hale gelebiliyor. Şimdi benim başlattığım bu diksiyon çalışmaları, Türkçe öğretimi çalışmaları, ben bu kadar rağbet görebileceğini tahmin etmiyordum. Ama gerçekten çok güzel bir talep var. Sadece satış temsilcileri, sadece sunucu olmak isteyenler ya da sadece öğretmenler değil, ev hanımlarının da buna rağbet ediyor olması benim için gerçekten çok sevindirici bir şey. Biz ülkemizden, kendi dilimizden uzakta buna eğer talep ediyorsak, Türkiye'de de bunu yapmak için gerçekten sivil halktan, yani sunucu spiker olma hayali olmayan, yani öğretmen olmayan, tabii ki öğretmenler de kitlelere hitap ettikleri için bu eğitime ihtiyaçları var. Öğretmen olmayan ya da diğer meslek gruplarından herkesin bir şekilde bu dersleri alması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Burada inanılmaz inanılmaz yol kat ettik o konuda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bu özel yayınımıza katıldığınız için, Londra'dan, İngiltere'den bu yayına katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak spikerliğe dair, sunuculuğa dair, hayata dair son olarak neler söylersiniz? Son sözleriniz neler olur?
Öncelikle ben çok çok teşekkür ederim Cengizhan Bey. Sesimizi buradan Türkiye'ye duyurduğunuz için biz çok özledik. Özellikle şu dönemde birbirimize temas etmeye en çok ihtiyacımız olduğu dönemde davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Spikerlik ve sunuculuk dediğim gibi büyük misyon taşıyan bir meslek. Sadece haber için değil, herhangi bir program sunulacaksa da ya da bir kitleye hitap edilecekse de gerçekten büyük sorumluluk yükleyen bir iş. O nedenle yine ben bir dil bilimci olarak dilin kullanımı konusunda herkese biraz daha bilinçli olma konusunda gayret sarf etmelerini önermek istiyorum. Çünkü dil kelime kullanımından tutun da bir cümlede kelimenin yerinin yerleştirilmesine kadar insanların algısını değiştirebilecek, onları psikolojik anlamda yönlendirebilecek güce sahip. Bunları doğru kullanmak, yani bir virgülü yerinden çıkardığınızda anlam değişiyor, bir virgülü koymadığınızda anlam değişiyor bildiğiniz gibi ya da bir kelimeyi yanlış okuduğunuzda anlam değişiyor. Münazara kelimesiyle münakaşa kelimesini aynı cümlede farklı bir anlamda kullanabilirsiniz. Biraz daha okumak bize çok çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Ve iletişim, birbirimizle iletişimde olmamızın en çok ihtiyacımız olan şey olduğunu söylemek istiyorum. İletişim içinde, şiddetsiz iletişim içinde öğrenmemiz gereken bazı şeyler var. Bu da onlardan bir tanesi diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Dil Bayramı için de herkesin Dil Bayramı'nı, herkesin Spikerler ve Sunucular Günü'nü kutluyorum. Buradan tekrar Londra'dan ülkemize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan katıldığınız için. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bugün spikerlik ve sunuculuğa dair özel yayınımızda konuğumuz sunucu Ayşegül Bıçkıcı'ydı. Bir başka özel yayında görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.